Araştırmacı yazar Sayın Arif Aslan diyor ki, sabık Mehdiler yaptıkları faaliyetlerle Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlamışlardır. Ustad burada yani kabrimizde seyrederiz derken Mehdi ve şakirtlerinin gelip faaliyet yapacağı zamanda kendisinin vefat etmiş olacağını söylüyor tabii ki. Evet, ifade ediyor. Kendi vefatından sonra Hazreti Mehdi'nin geleceğini. Şimdi bir hadis-i şerif var Altuğ Bey. 30 kadar deccal ve kezzap, yalancı peygamber demektir o. Deccallar aynı zamanda yalancı peygamberler de olabilir. Bu hadise göre ama ayrı ayrı kelimelerle ifade edildiğinden dolayı yalancı peygamberler başka, deccallar başka olacak. 30 kadar deccal ve kezzap çıkmadan kıyamet kopmaz diyor. O halde Allah-u Teala'nın adaletinin gereğidir ki o 30 tane deccalın ve kezzabın karşısına 30 tane deccal, 30 tane kezzap varsa 30 tane müceddit, 30 tane mihdi de olması mukadderdir. Yani Allah adaletiyle iş yapar. Dolayısıyla yeryüzünde insanları dalalete ve sapıklığa sürükleyenler varsa onları hidayete ve imana çağıranlar da vardır. Bunların karşısındadırlar. Şimdi Üstad Hazretleri gibi, ondan sonra geçmiş büyükler gibi, günümüzdeki büyükler gibi insanlar da bunların birer parçasıysa demek ki daha büyüğüne bir zemin hazırlamak için, yani son gelecek olan, kıyametten önce gelecek olan Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlamak için çalışıyorlar demektir. Yani en ufak bir mantık kurgusunda bile bunu yakalamak mümkündür. Üstadın da işte görürüz demesi, kendisinin vefat etmesi, vefat etmiş olması, kabrimizden seyrederiz, size heniyen leke deriz demesi, yani ne güzel, ne mutlu, afiyet olsun demektir hatta zatında bu da. Yani o günün lezzetini tatmamızı istediğinden dolayı öyle diyeceğini ifade ediyor.